var. Ülkenin farklı yerlerinde görev yapan, farklı şehirlerinde görev yapan meslektaşlarımız burada bu amaç için, bu konser için bir araya geldiler. Kadın Hekimler Eğitim ve Destek Vakfı olarak biz ülke genelinde ve maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitim güçlüğü çeken çocuklara burs desteği ve onların okullarını güzelleştirmek için farklı faaliyetler yürütüyoruz. Eğitimi destekleyen faaliyetler yürütüyoruz. Bu faaliyetlerimizin kapsamında da konserimizin amacı konser boyunca toplanan bağışlarla öğrencilerimize burs desteği verebilmek. Bizim hedefimiz şu an 100 bin toplamak. 100 binle biz en az 20-30 çocuğun bir yıl boyunca eğitim bursunu karşılamayı hedefliyoruz. Herkesten de destek bekliyoruz. Çok emek verilen bir proje. Çünkü ülke genelinden, biraz önce de söylediğim gibi, farklı şehirlerden meslektaşlarımız katıldı buraya. Rize'den, İstanbul'dan, Tokat'tan, Denizli'den, İzmir'den, hepsi sadece bu amaç uğruna Antalya'ya geldiler. Umarım da o hedefe hep birlikte ulaşabiliriz. Doktorlar aslında hiç kimse birbirini tanımıyordu. Online olarak biz sadece müziğe gönül vermiş hekimler olarak bir araya geldik. Hocamız Avustralya'dan bize destek veriyor. Kendisi Avustralya'da yaşıyor. İskender Ozan Toprak ismi. O da gönüllü olarak bu projeye bizimle birlikte katkı sağlıyor. Amacımız bu projeyi farklı illerde de gerçekleştirebilmek. Hem KHEV hakkında insanlara farkındalık yaratabilmek, hem KHEV'e ihtiyacı olan öğrencilerin ulaşabilmesini sağlayabilmek, hem de o öğrencilere destek olabilmek. Biz aslında bir iyilik hareketiyiz diyerek başladık bu işe. Eğitim desteği olmak amacıyla aslında okumak isteyen ancak maddi imkanları yetersiz olan çocukların eğitimine destek olmak amacıyla kurulan bir vakfız. 31 Aralık 2018 tarihinden itibaren de resmi olarak vakıf olarak görev yapmaktayız. Bugüne kadar 2200 tane çocuğumuza ilk öğretimden üniversite son sınıfa kadar burs desteğinde bulunduk. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir tarafındaki 300'den fazla devlet okuluna robotik laboratuvarlar, kütüphaneler, sanat beceri atölyeleri, ana sınıfı tadilatları gibi desteklerimiz oldu. Koronadan vefat eden tüm sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlıyoruz. Onlar da artık bizim evlatlarımız oluyorlar bir şekilde. Çok gururluyuz. Profesyonel değiliz tabii ki ama bir nebze de olsa, bir tık da olsa ihtiyacı olanlara bu şekilde bir yardımda bulunabilmek çok güzel bir duygu. Kendi çocuklarımızı okuturken ihtiyacı olan çocukları da es geçmek istemiyoruz. Bizler hekimiz. O yüzden ihtiyacı olan çocuklara bir miktarda hani faydamız olabilirse ne mutlu bize diyerekten yola çıktık. KHEV'in aracılığıyla tabii. Sesimiz iyidir, fena değildir yani. Hani böyle amatör olarak yani bir şeyler yapıyoruz evde. Bir yere geldiğimizde evet söyleriz yani. Ama tabii ki burada arkadaşlarımızın çok güzel sesi olan arkadaşlarımız da var yani. Fena değil, idare eder. Sabah bir geldik, her şey bitti. Tabii biz önlüklerimizi giydik, beyaz önlüklerimizi giydik. İnsanlık adına yola çıktık. 2 seneden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Zor bir dönem geçirdik. Burada hem eğitime destek hem de biraz soluk almak bizim için. Ben Denizli'den geldim. 3 kız kardeş hekimiz. Hekimler için yapılan bu güzel etkinlikte bir arada olmak çok güzel. Burada tabii ki öncelikle her şey için KHEV, evet, eğitime çok güzel bir destek oldu. Biz de bu bağlamda müzik aracılığıyla hep bir arada olup eğitime de destek olduğumuz için çok mutluyuz. Bizim için 3 kız kardeş aynı anda aynı sahnede olmak çok büyük keyif. O yüzden zaten biz biraz daha koşarak geldik. Bu bambaşka bir tecrübe. Yani bunun sonunda da işte dediğim gibi eğitim olunca eğitime destek vermek bizim için en büyük ateşleyen şeyler oldu.
biraz pandeminin yorgunluğunu atıyoruz. Çok farklı arkadaşlarla tanıştık burada. Çok keyif aldık. Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Aşk neyledir, nerede gidiyor?